Adaleti Meclisi üyesi Gökhan Zeybek yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi yarın malumunuz Kanal İstanbul'un temeli atılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun da bununla ilgili açıklamaları oldu. Gerek dün Tele1'de de izlemiştik. Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulundu. Çok geç olmadan bu karardan geri dönülmesini istedi. Siz de bunu ısrarla temelin Kanal İstanbul'la ilgili olmadığını, bir otoyol projesi olduğunu dile getiriyorsunuz. Sayın Zeybek, neyin temeli atılıyor? Biraz bizim için detaylandırır mısınız? Tabii, çok teşekkür ederim. 2006 yılında yatırım planına alınan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli İstanbul Nazım İmar Planı'nda var olan, İstanbul'u doğu batı ekseninde kuzeyden bağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca'daki Nakkaş bölgesiyle Başakşehir Stadyumu'nun hemen üzerinde bulunan ve iki telli yönünden gelen kamyon, tır ve otobüslerin doğrudan doğruya Kuzey Marmara Otoyolu'na girmeden Nakkaş'a ulaşarak Edirne istikametine gitmesine sağlayan bir otoyol projesinin Sazlıdere'deki geçiş köprüsünün temeli atılıyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü buna ilişkin olan alınmış olan kararlar ile daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Haziran 2020 yılında yapmış olduğu ve 8 milyar 239 milyon TL yapım bedelli Nakkaş-Başakşehir otoyolunun ilginç de bir süreci var. Biliyorsunuz bu Haziran 2020 yılında ihalesi yapılan bu işle ilgili olarak 12 Mart tarihinde biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ihaleye özel bir yasa teklifi gündeme geldi. Çünkü müteahhit firma Rönesans, yatırımcı firma Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ikisi de bu ihaleyi yapabilmek için gerekli finansal desteği uluslararası krediye ulaşamadıkları için doğrudan ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bir müteahhit firmanın yapacağı köy projesiyle ilgili, yani kamu özel işbirliğiyle yapacağı bir proje için özel yasa çıkardı ve bu yasaya göre de 15 Mart 2021 tarihinden önce ihalesi yapılmış ancak sözleşmesi bağlanmamış ve inşaatı başlamamış olan işlerle ilgili doğrudan doğruya Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın garantisi ve yani hazinenin garantisini esas alan bir uygulama yapıldı. Yani bu proje başından beri, 2010 yılından beri açıklanan Kanal İstanbul'un, yani İstanbul'u güney-kuzey ekseninde bölecek olan, İstanbul'un ortasında bir ada meydana getirecek olan Kanal İstanbul ya da bizim tabirimizle beton kanalla ilgili herhangi bir bağlantısı yok. Sadece iktidarın vaat ettiği bu beton kanalın Sazlıdere Barajı'nın hemen yan tarafında bulunan dereyi geçecek olan bir köprünün temel atma törenidir. Bu iktidarın zaten bu projeyi yapamayacağı, bu projeye ilişkin olarak gereken bütçe desteğini bulamadığı, gerekli altyapı yapamadığını biliyoruz. Ancak 11 yıl önce vaat ettikleri bir projenin gerçekleşmemesinden kaynaklanan bir algıyı düzeltmek için de toplumu yanıltıyorlar, İstanbul halkını yanıltıyorlar ve dediğim gibi Nakkaş-Başakşehir otoyolunu İstanbul, Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz diye de gerçek olmayan bilgiyle de kamuoyu gündemini meşgul ediyorlar. Evet, Sayın Zeybek, bu aslında baraj, Sazlıdere Barajı İSKİ tarafından işletilen şu anda, baraj. Şu anda görüntülerimiz biliyorsunuz Sazlıdere Barajı. Hı hı. Avrupa yakasında bizim 3 büyük su toplama havzamız var. Terkos, Alibeyköy ve Sazlıdere. Sazlıdere neredeyse bu iki baraj havzasının ortasında bulunan ve toplam İstanbul'daki su rezervlerimizin %29'u Trakya'da, Anadolu yakasında ise %71'i bulunmaktadır. Yani İstanbul'un Avrupa yakası su fakiri bir bölgedir. Şimdi Allah'ın yardımıyla bu yıl tabii çok ciddi yağış aldık İstanbul. Su, tam evet, siz burada şeyi gösteriyorsunuz, barajı. Bu yıl çok yağış aldık ama bütün Anadolu kuraklıktan inim inim inliyor. Yani bizim bulunduğumuz bölge, Türkiye'nin 26-42 paraleli her yıl küresel ısınmanın etkisiyle ısı değerlerimiz yükseliyor ve toplam almış olduğumuz yağış rejimimiz azalmaktadır. O nedenle bizim hem tarım topraklarımızı, hem meralarımızı, hem de havzalarımızı kesinlikle hiçbir biçimiyle bozmadan korumamız gerekir. Başka önemli bir proje bu. Sadece Sazlıdere Barajı'nı ve Sazlıdere Deresi'ni geçecek olan bir köprüyle ilgili ihale tutarı
8 milyar 239 milyon TL. Bu 2020 yılı rakamları. Bu projenin 3 yıl içinde bittiğinde toplam bitiş maliyeti yaklaşık, bugün söylüyorum, not etsin bizi izleyen herkes, en az 20 milyar TL'ye ulaşacak. Şimdi bu rakama ulaşacağına göre siz kanalın, bu beton kanalın üzerinden geçecek olan bir köprüyü 20 milyar TL yapacaksanız, Sayın Cumhurbaşkanı 7 köprü yapacağız diyor. Bu köprüler bittikten sonra da kanalın yapılacağı düşünülüyor. O zaman oluşacak olan toplam maliyeti şimdiden kestirmek çok mümkün değil. Ama ben buradan tabii yatırımcılara, bu bölgede Balkan kökenli çok yurttaşımız bulunmaktadır. Yani Selanik, Bulgaristan ve Makedonya'dan muhacir olarak Balkan Harbi öncesi ve sonrasında göç etmiş, Mustafa Kemal Atatürk tarafından da burada iskan edilmiş köylülerimizin elinden 1 TL'ye metrekaresi tarlaları toplayanlar bugün metrekaresinin 500 ile 1000 TL arasında satmaktadırlar. Yani aslında bu bir rant projesidir. Bu Küçükçekmece Gölü'nden başlayarak Sazlıdere'ye kadar ulaşan, sonra Yeni İstanbul Havalimanı'nın etrafında sağlı sollu kamu arazileri, meralar ve tarım topraklarının 1 TL'den alanların bunu 1000 TL'ye çıkararak %1000, yani bir bin katı para kazandıkları bir rant projesidir. İstanbul halkına ve Türkiye'ye bir faydası olmayan bir projedir. O nedenle de Sayın İmamoğlu bence çok doğru şeyler söyledi. Sayın Genel Başkanımız da biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu ve Sayın Millet İttifakı'nın diğer ortağı Meral Akşener, buraya yatırım yapacak olan iş adamlarına, bankalara ve uluslararası yatırımcılara şunu söyledi. Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacak. Bu iktidar değişikliğinden sonra burada yatırım yapanlar yaptıkları yatırımla baş başa kalırlar. Sonra yandım keten helvasını kimse çalmasın. Şimdiden uyarıyoruz. Ben de o uyarı sizin aracınızda bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu beton kanalın sağında solunda gayrimenkul yatırımına girişecekler. Burada rant projelerini hayata geçirmek için ellerini avuçlarını ovuşturanlar bilsinler ki ilk yapılacak olan seçimde onlar açısından bir hayal kırıklığı kesin olarak ortaya çıkacaktır. Peki Sayın Zeybek, şimdi önemli bir konu. Son bir aydır biz İstanbul olarak özellikle Marmara bölgesinde müsilaj sorunuyla boğuşuyoruz. Sizce bu proje müsilaj sorununu daha da arttırır mı? Çünkü geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanı Kanal İstanbul müsilajı çözer demişti. Böyle bir açıklaması olmuştu. Sizin bununla ilgili değerlendirmeleriniz ne olur? İstanbul açısından gerçekten bilgi birikimleri ve açıklamalarıyla İstanbul'a ihanet eden iki tane biz bakan görüyoruz. Bunlardan bir tanesi geçmişte eski genel müdürlüğü yapmış olan Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Diğeri ise şimdiki Ulaştırma Bakanı. Veysel Eroğlu İstanbul'da kanalizasyon atıklarını ön arıtmadan geçirdikten sonra Boğaz'ın iki yakasından Marmara'nın dip akıntısına vererek bunun Karadeniz'e gideceğini ve Karadeniz'de arıtılacağını, orada yok olacağını iddia ederek Yenikapı ve Kadıköy'de yapılması gereken ileri biyolojik arıtma tezlerini iptal etmiş olan bir bakandır, bir genel müdürdür. Tezlerinin tümü çürümüştür. İstanbul'u kirleten dört tane ana etmen vardır. Bunlardan bir tanesi evsel atıklar. Bunların içindeki azot ve fosfatın deniz içindeki mikro algları beslemesi. İkincisi sanayinin ve bu bölgedeki endüstriyel tesislerin yaratmış olduğu atıklar. Üçüncüsü tarım topraklarından azot ve fosfatın yağmurlar ya da başka nedenlerle denize ulaşması. Dördüncüsü de sizin sorunuza tam da cevap olacak biçimiyle söylüyorum. Karadeniz'de Tuna'nın bütün Orta Avrupa'nın kirini Karadeniz'e getirmesi ve Boğaz üzerinden üst akıntıyla da Marmara'ya gelerek Marmara'yı kirletmesi. Şimdi Karadeniz zaten Tuna Nehri'nin bütün atıklarının içinde yer aldığı bir açık deniz. Bu denizden İstanbul Boğazı'nın dışında akış debisi çok yüksek olan bir kanal ile, bir beton kanal ile 20 metre derinliğinde 400 metre genişliğindeki bir kanal ile Marmara'ya ilave bir kirliliği yüklediğimizde bunların getirmiş olduğu azot ve fosfatın yaratacağı yeni besin olanakları bu bölgedeki mikro algların daha da çoğalmasına, besini buldukça da artmalarına yol açacaktır. Bizim su yüzeyinde gördüğümüz müsilaj dediğimiz salyalar aslında ölmüş olan mikro alglardır. Denizin içinde yaşayanları tabii bunun binlerce, yüzlerce katıdır. Esas olan deniz içindeki azot ve fosfat varlığını ortadan kaldıracak ileri biyolojik arıtma tesislerini kurabilmek,
ve Trakya bölgesinde hayvansal üretim ve tarım topraklarındaki bu azot ve fosfatın dereler vasıtasıyla denize taşınmasını engellemektir. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ergene Nehri'nin arıtıldıktan sonra kesin olarak Ege Denizi'ne aktarılması, burada ileri biyolojik arıtma tesisleri tamamlanmadan da Marmara, Tekirdağ açıklarındaki Marmara çukuruna, evet, Tekirdağ çukuruna bunun bertaraf edilmesi de kirliliği yaratmaktadır. Peki Sayın Zeybek, çok teşekkür ederiz. Diğer yayınlarımızda da bu konuya değinmeye devam edeceğiz. Sizin bilgilerinize de başvuracağız tabii ki. Mutlu bir gün diliyorum size. İyi hafta sonları. Sağ olun Nazan Hanım. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.